Anadolu'nun ekranı BRTV'den herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek şeklinde konuştu. Millet olarak kahraman ordumuzun kahraman mensuplarıyla her zaman gurur duyuyoruz. Şunun da çok net bilinmesini isterim. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsun? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da evvelallah temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir, kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz. Ve bakıyorsun 3 tane birinci olan kızımız var. Ve bu kızlarımızdan birisinin ismi İkra. 3 kardeş. Adı İkra. Manisalı. Ve birinci oldu. Diğer ikisi, onlar da yine birer Anadolu yavrusu. Fakat tabii bu oyuna nasıl geldiler, gelindi. Şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve bu konuyla ilgili olarak da üniversitemizle görüşmelerimizi yaptık. Ve bu konuda kara kuvvetleriyle görüşmelerimizi yaptık. Milli savunmayla görüşmelerimizi yaptık. Ve bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Tüm dünyada üstün disipliniyle bilinen ordumuz içinde buna zarar verecek bir durumu görmezden gelmez. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız. Bir peygamber ocağı olarak tarih boyunca büyük zaferlere imza atan ordumuz, aynı şekilde peygamber ocağı olarak görünen, dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir. Sevgili kardeşlerim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 2. Yüzyıl Değişim Kurultayı adı verilen 20. Olağanüstü Kurultay'da yaptığı konuşmada, bizim CHP olarak geçim olmazsa seçim olur dememiz boşa bir laf değildir dedi. Geçtiğimiz günlerde ifade etmiştim. Anayasaya göre bize kalırsa geçen dönem Sayın Erdoğan kendiliğinden bir kez daha aday olamazdı. Ancak meclisin kararıyla olabilirdi. Ama Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvuruda YSK açıkça geçen adaylığı ikinci adaylık kabul etti. YSK'nın o kararı çerçevesinde bugün eğer bir erken seçim olmazsa Erdoğan bir daha aday olamaz. Bir erken seçim olursa anayasaya göre son bir kez aday olabilir. Bir kere şunu söyleyelim. Bizim öyle seçimlere 3 ay kala, 5 ay kala milletin canını oku, 4,5 sene yoksul bırak, aç bırak, işsiz bırak, zulmet, hapiste tut, 6 ay kalmış, 8 ay kalmış, 1 sene kalmış, hadi seçimleri yenileyelim. Biz orada yokuz. Bu konuda
akıllarda bir şüphe varsa net olarak söylüyoruz. Ama bu milletin 5 yıl dayanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yoktur. Bu gücümüzle, bu dinamimizle, bu örgütsel birlikteliğimizle birlikte millet artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını beklemektedir. Bunun için biz şunu söylüyoruz. Gelecek sene Kasım ayı Erdoğan'ın 5 yıllık bu döneminin tam ortasıdır. İnat eder, millet aç, sefil, yoksul, işsiz ve mutsuzken 2,5 daha durursa asla bir daha aday olamaz. Ama 2,5 yılı geçirmeden ben kendime güveniyorum, çıkarım derse biz mecliste gelecek sene Kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye, erken seçim yapmaya, bu milletin karşısına çıkmaya ve bu 22 yıllık yoksullaştıran, güvencesizleştiren, mutsuzlaştıran, özgürlükleri elden alan ve gençlerin bu ülkede yaşama iradesini bile ortadan kaldıran bu yönetimi son vermeye hazırız. Bunun için de diyoruz ki eğer varsanız, eğer cesaretiniz varsa kararı bugünden alalım ya da 8 ay sonra alalım. Gelecek sene Kasım ayında seçim yapmaya, bizim karşımıza çıkmaya, bu millete gel bakalım seni kim yönetsin, bir son kararını ver demeye varsanız Cumhuriyet Halk Partisi buradadır. O seçime girecektir ve sonuç değişmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak suç olaylarını düşürmek bizim birinci görevimiz dedi. Dolandırıcılık, bu bizim üzerinde daha çok durmamız ama vatandaşlarımıza hemhal olarak durmamız gereken bir suç türü. Çünkü çevrim içi, yani bilgisayar üzerinden yapılan suç türü olarak son dönemlerde maalesef çok ismar edilen bir alan. Sadece güvenlik birimlerimiz değil, ekranları başında bizi izleyen kıymetli hemşerilerimizin de bu noktada daha duyarlı, daha hassasiyet göstermesi gerekiyor. Ama buna rağmen Türkiye ortalamasından daha fazla Kastamonu'da bir düşüş olduğunu da söylemek istiyorum. 462'den 428'e, yani %7'lik bir düşüş olduğunu söylemek istiyorum. Motosiklet hırsızlığı, yan kesicilik ve kapkaçla da ilgili Kastamonu'muzdaki durumun gayet olay sayısı açısından iyi durumda olduğunu da belirtmek istiyorum. Bizim mal varlığına karşı ve bu kişilere karşı suç olaylarını düşürmeyle ilgili, evet, sahada devriye sayılarımızı artırmak, evet, vatandaşlarımıza bilinçlendirme noktasında onlarla, STK'larla, medyamızda, yerel medyamızda daha hemhal olmak bir gayretimiz var. Bunu daha da yukarıya çıkaracağız. Bu toplantıları bu yüzden her vilayette yapıyoruz. Yakalamayla ilgili, hapis yakalamayla ilgili yine yılın ilk gününden 31 Ağustos'a kadar emniyetimiz ve jandarmamız ve sahil güvenliğimiz 653 kişiyi yakalayıp adalete teslim ettiğimizde buradan söylemek istiyoruz. Ve biz hapis yakalama ve ifadeyle ilgili olan meselelerle de ilgili bugünkü toplantıda şehrimize emanet ettiğimiz bir durum şu: Türkiye ortalamasının üzerinde bir hapis yakalama başarısı var Kastamonu'muzun. Ama biz hem Türkiye ortalamasını yukarıya çıkarmak hem de Kastamonu'ndaki hapis yakalamayla ilgili gücümüzü daha yukarıya çıkarmak istiyoruz. Organize suç örgütleriyle ilgili arkadaşlarımız 36 operasyon gerçekleştirmişler. 37 tutuklu, 27 adli kontrol ve 2 organize suç örgütü çökertilmiş, adalete teslim edilmiş. Toplamda 26.3 milyon mal varlığına el konulmuş. Tabii burada biz şunu söylüyoruz. Gittiğim her şehirde tüm bu huzur buluşmalarında, huzur toplantılarında dediğimiz şu kıymetli hemşerilerimize: biz organize suç örgütleri, suç işlemekte kibirlenenler, şehir eşkıyası, adları ne olursa olsun
Bunlarla ilgili meydan okuyoruz. Güvenlik birimlerimiz bununla ilgili Adalet Bakanlığı, yani bu ildeki bas savcılarımızla beraber büyük bir uyum içerisinde çalışıyor ve biz hemşerilerimizden şunu istirham ediyoruz. Duydukları, gördükleri, bildikleri organize suç örgütleriyle ilgili, uyuşturucu satıcılarıyla ilgili, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ilgili, hapis yakalamayla ilgili peşinden koştuğumuz, aradığımız ve bir an önce cezaevine gitmesi gerekenlerle ilgili. Evet, bununla ilgili bir hissiyatı, bir bilgisi varsa 112'yi lütfen arasın. Hiç ismini vermesine gerek yok. O bizdedir, o bizde emanettir. Karabük Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Sendika Şube Başkanı Tarık Düzyer, belediye yetkilileri tarafından işçilere sendikadan istifa etmeleri yönünde baskılar yapıldığını belirterek işçilerin üzerinden kirli ellerinizi çekin dedi. Arkadaşlar, bugün itibariyle Karabük Belediyesi toplu iş sözleşmesi, Karabük Personel AŞ'deki toplu sözleşmemiz arabulucuda raporu çıktıktan sonra uzlaşamadık ve bu kararın yasal süreci olan hakime gitme aşamasını işverenimize geçen hafta paylaştık. İşverenimize şunu teklif ettik. İşveren ve sendika birlikte karar vererek bu toplu sözleşmeyi direkt hakime gönderelim. Uzlaşamadık. Herhangi bize bir cevap gelmedi. Toplu sözleşmenin yasal aşamasında hareket etmemiz gereken, yetkiye göre hareket etmemizde gereken süreç, iş yerlerinde İŞKUR'a üyelerimizin dörtte bir oyunu alarak bir oylama yapılması gerektiği ve bunun İŞKUR tarafından yapılması gerektiğini söyledik. Bugün de bu imza sürecine başladık. Bu imza süreci tamamen iş yerlerinde çalışan üyelerimizin bu kararın hakime gitmesini oylamasıydı. Ve bu çoğunluğu tamamladıktan sonra iş yerlerindeki arkadaşlarımıza, bize söylenilen, üyelerimizden söylenilen, belediye tarafından, yetkililer tarafından, belediyedeki bir takım müdürler tarafından attığınız imzaları geri çekin ve bu sendikadan istifa edin. Bu sürece tanık olduktan sonra arkadaşlarımızın istifaları başladı. Biz sadece şu anda şunu söylüyoruz. Toplu sözleşme süreci yasal haktır. Sendikalı olmak yasal haktır. Bu arkadaşlarımızın üzerinden arkadaşlar lütfen ellerinizi çekin. Toplu sözleşmeyi tıkamayın. Bize şunu dayatmayın. 01.07.2024 tarihinde bunu herkes bulabilir. Yüksek hakem kararı, açıklanmış bir yüksek hakem kararı var. İlk 6 ay %25, İkinci 6. ay %20 gibi bir karar çıktı. Bu hafta salı günü çıktı. Türk İş'in sitesinde de bulabilirler. Bu kararın üstüne Karabük Belediyesi Personel AŞ'de çalışan arkadaşlarımıza ilk 6 ay 32.300 lira ve Ocak ayında %5 gibi bir dayatmayı bırakın. Hakemden gelecek karara razı olun. Bu insanlara bunu reva görmeyin. Sayın Belediye Başkanı, Belediye Başkanı'nın yetkilileri, daire müdürlerimiz, bu insanları fakirliğe, bu insanları çevre belediyelerin aldığı paraların altında düşük çalıştırmaya mahkum etmeyin. Kirli ellerinizi çekin üzerlerinden, arkadaşlarımızı rahat bırakın. Toplu sözleşmeyi biliyoruz. Toplu sözleşme sürecini tıkamak istiyorsunuz. Biz yine şunu söylüyoruz. Belediye sendikası olarak üyelerimizin çocuklarının vebaline bizi sokamayacaksınız. Böyle bir dayatmayı bize imzalatamayacaksınız. İşçinin istemediği hiçbir şeyi imzalamayacağız. Karabük Personel AŞ'nin emekçilerine daha dün sel felaketinde 24 saat, 48 saat uyumayan bu emekçilere bunu reva görmeyin, bunu dayatmayın. Bu ülkede Ocak ayında işçi emeklisi, memuru, kamu çalışanları en az enflasyon alırken bu insanlara %5'i dayatmayın. Ve bu kararınızdan acilen vazgeçin. Gelin birlikte karar verelim. Hakeme gitsin bu karar. Hakemden çıkan karara razı olalım. Veya İşçi arkadaşlarımızın razı olacağı bir paraya bu sözleşmeyi masada bitirelim. Karabük'ün Şirin ilçesi Eflen'de bulunan 4 göletten 3'ünde suların aşırı derecede azalması vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Eflani'de bulunan 4 gölette su seviyesinin azalması bölgede endişeye neden oldu. Ancak Devlet Su İşleri yetkililerinden aldığımız bilgilere göre 40-45 yıl önce yapılan göletlerin su vanalarındaki değişiklik nedeniyle göletteki suların azaltıldığı, önümüzdeki günlerde yine eski su seviyesine kavuşacağı ifade edildi. Eflani'de bulunan Kadıköy göleti çevresinde duyarsızca atılan çöpler dikkat çekiyor.
Doğa severlerin uğrak noktalarından biri olan Eflani'deki göletlerin çevresi plastik atıklar, cam şişeler başta olmak üzere çevreye zararlı birçok atıklarla dolu. Bölgeyi ziyaret eden DRTV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya da doğal güzelliği gölgeleyen çirkin manzara karşısında adeta hayrete düştü. Çevrede yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşsa gördüğü çöpleri kenarda toplayarak örnek davranış sergiliyor. Evet sevgili dostlar, Karabük'ün Şirin ilçesi Eflani Katıköy göletindeyiz. Muhteşem bir doğa ve göl. Ama size göl ve doğa haricinde başka bir olay göstermek istiyorum. İşte doğayı nasıl kirlettiğimizin ölçüsü. Bak muhteşem bir doğa ama bu muhteşem doğayı nasıl kirletiyoruz? Şöyle bir bakar mısınız? Bu kadar pisliği nasıl bırakabiliyoruz? Ne yersek, ne içersek hepsini buralara atmışız. Aklınıza gelebilecek her türlü pislik maalesef var. Şöyle bir bakın. Şöyle bir bakar mısınız? Şu doğayı ne yaptığımızın, nasıl katlettiğimizin resmi. Yazık. Bitmiyor gerçekten. Şöyle gölün kenarına doğru bakın. Cenab-ı Hak bize böyle güzellikleri veriyor. Biz de insanoğlu olarak işte doğaya bunu yapıyoruz. Bir taraftan hayvanları otlatıyor. Bir taraftan da doğayı bu şişelerden kurtarmak için arkadaşımız toplamış. Topladığı bütün malzemeleri yolun kenarına buraya biriktirmiş. Buradan bir arabam olunca diyor bunları hepsini alıp getireceğim. İmha edeceğim. Çünkü bunlar bir taraftan da diyor ormanların yanmasına sebep oluyor diyor. İşte bunlara atanlar da bunu düşünmesi lazım. Bak bunları atıyorsunuz. Bak milletin efendisi bunları topluyor. Ne yapıyor? Bunları toplayıp imha edecek. Karabük'lü avukat Adnan Dayan'ın danışmanlığında 4 ülkenin hukuki verileri öğretilmiş, 39 dilde soruları cevaplayabilen hukukçu yapay zeka programı geliştirildi. Dayan, hukuk alanında yapay zeka destekli çalışma yapmak için Ankara ve İstanbul'daki teknokentlerde geniş kapsamlı ekiple çalışmalara başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla programı kullanıma açan Dayan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya ve İsviçre'nin hukuki verilerini programa işledi. Aynı zamanda Almanca, Arapça, Bulgarca, Fransızca, Çince, İtalyanca, Korece, İngilizce ve Japonca'nın da aralarında olduğu 39 dili destekleyen program, 1000 teknik hukuki sorunun yer aldığı testte %98,2 oranında başarı gösterdi. 1000 teknik hukuki sorunun yer aldığı testte %98,2 oranında başarı gösterdi. Bu Türkiye'de İlk yapay zeka, dünyada da ilk defa mesleki bir yapay zeka yapılmış oldu. Dolayısıyla dünyanın ilk hukukçu yapay zekası diyebiliriz. Şu an 4 ülkenin hukuki verileri öğretilmiş durumda. Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Almanya ve İsviçre ülkelerinin tüm hukuki verilerini öğrenmiş ve bu ülkelerde cevap verebilir vaziyette. Aynı zamanda 39 dili destekliyor. İstediğiniz dilde soru soruyorsunuz, o dilde de otomatik olarak cevabınızı alıyorsunuz. Çok geniş kapsamlı cevap vermesi için gerekli kodlamalar, analitik yetenekleri güçlendirildi. Hukuki bir yapay zeka olduğu için geniş kapsamlı bir mütalaa vermesini istedik. Dolayısıyla işlem bakımından çok büyük dosyaları dahi içine alabilir ve analiz edip sorulan dosya üzerindeki soruları da cevaplayabiliyor. Genel öğrendiği sorular üzerinden de otomatik olarak cevaplayabiliyor. Başarısındaki sır şu: biz piyasadaki, internet ortamındaki veyahut çelişen verileri, bulunan tüm verileri öğretmedik. Hem veri tasarrufunda bulunduk hem de seçili verileri öğretmiş olduk. Dolayısıyla birbiriyle çelişmeyen verileri öğrendiği için hata yapamıyor.
hata yapma oranını bu şekilde düşürmeyi teknik olarak planladık. Hem de data center olarak, veri büyüklüğü olarak da tasarruf etmiş olduk. Zaten mesleki bir yapay zeka olduğu için bir hukukçu nasıl yetiştiriliyorsa, insan hukukçu nasıl yetiştiriliyorsa kitapla, İçtihatla, kanun okuyarak bu da aynı şekilde teknik verilerle, güncel verilerle yetiştirildi. Bizim üretmiş olduğumuz yapay zeka dil modeli genel yapay zeka sınıfına giriyor. Dolayısıyla global ölçekte üretilen yapay zekalarla analiz ve analitik ve aktarma gibi tüm yetenek dallarında eşdeğer. Dolayısıyla hiçbir eksiği yok. Dil yönetimi bize ait, modellemesi bize ait, tüm kodlar Türkiye'ye ait, yani bizim şirketimize ait. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir bağımlılığımız yok, söz konusu değil. Ülkemiz adına gurur verici bir gelişme. Artık Türkiye yapay zeka alanına bir ürün kazandırmış oldu. Global pazarda artık Türkiye'de var. Program şu an Türkiye ve Kıbrıs'ta kullanıma sunulmuş durumda. Biz şimdiden Almanya ve İsviçre hukukunu da öğrettik. İlk hedefimiz bu ülkede kullanıma sunmak, daha sonra tüm kıta Avrupası ülkelerinde satışa başlayacağız. Türkiye ve Kıbrıs pazarına uygun bir fiyat politikası amaçlıyoruz şu anda. Karşı taraf iddiasını çürütmek veya zayıflatmak için delil sunmak zorunda. Mor Safran Kültür ve Sanat Derneği bugün kanalımızı ziyaret etti. Dernek Başkanı Safranbolu şair yazar Döndü Açıkköz, derneğin kurulduğu günden bugüne kadar yaptıkları faaliyetleri ve dernek olarak çıkardıkları Mor Kültür Sanat Dergisi'ni anlattı. Açıkköz ayrıca 22 Eylül'de Karabük'ten Zonguldak'a hareket eden trende şiir istasyonları etkinliği düzenleyeceklerini belirtti. Evet sevgili izleyenler, bugün kanalımızı ziyarete Mor Safran Kültür Sanat Derneği geldi. Yanımda da derneğin başkanı Döndü Hanım var. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yeni bir derneksiniz. İlk olarak derneğinizi biraz anlatır mısınız bize? Biz Mart ayının ortalarında kurulduk. Oğuzhan Doğan arkadaşımızın ısrarıyla, dernekleşelim ısrarıyla kurulan bir dernek bu. Ve derneğin hemen kurulması itibariyle, tüzüğümüz kabul edildiği andan itibaren Hayata Tutunan Kadınlar Projesi'ni gerçekleştirdik. Bunun ardından her ay yaptığımız Biz Bize şiir ve müzik programlarımız var. Yine aynı zamanda Temmuz ayında Eski Pazar'da Açık Ceza Evi'nde Şirin öğretmenimizin de katkılarıyla orada mahkumlarla bir program gerçekleştirdik. Çok da güzel bir program oldu. Ve oradaki program sonrasında Zopran'dan bir teklif aldık. Kapalı cezaevinin yetkilileri aradılar ve aynı programı bizimle de yapmanızı istiyoruz dediler. Kısmetse önümüzdeki günlerde yine aynı programı orada yapmak istiyoruz. Fakat şimdi önümüzde bir programımız var. 22 Eylül tarihinde Karabük'ten hareket edecek olan 7-5 treniyle Zonguldak yönüne hareket edeceğiz. Kompartmanın biri bize ayrılacak ve bu kompartmanda müzisyen arkadaşlarımız Ahmet Sunman, Hikmet Biçer Kanun'da onların sazları eşliğinde şiirler, şarkılar söyleyerek Zonguldak'a ineceğiz. Orada kahvaltı yaparak ardından da Maden Müzesi'ne gezi yapacağız. Tabii bu arada Osman Çetinkaya mağaradan bahsetti. Belki bir mağara ziyareti de gerçekleştirebiliriz bu arada. Yine bununla birlikte Mor Safran Kültür Sanat Derneği olarak Mor Kültür Sanat adında bir dergi çıkarmaktayız. 2 ayda bir çıkan bir dergi. Bu coğrafyanın yazarlarına, şairlerine yer vermekteyiz dergimizde. Kültür Sanat Dergisi. Bunun yanı sıra tabii ki şehir dışından yazan şairlerimiz, yazarlarımız, ressamlarımız da var dergimizde. Bu dergimize yazmak isteyen şiir, yazı, öykü hangi alanda olursa olsun dergide yer almak isteyen yazarlarımızla dergimize yazmayı teklif ediyoruz. Bunun yanı sıra yine Ekim ayında farklı programlarımız olacak. Düşünüyorum da arkadaşlarımızla biz bu kısa zamanda 6 aylık bir dönemde çok güzel programlar yaptık. Yine bunun yanı sıra Hayata Tutunan Kadınlarımız devam edecek. Engelliler yarışmamız var. Kutlama değil, anlaşmak istiyorum temalı şiir ve resim yarışması var önümüze. Yarışmamız başladı. Katılımlar devam ediyor. 6 Aralık'ta ödül törenimiz olacak. Paralı bir ödül. Birinciye 4.000, ikinciye 3.000, üçüncüye 2.000 lira gibi bir para ödülü. Toplamda 20.000 lira iki dalda. Bu yarışmayı da yine arkadaşlarımızla konuşarak nerede yapacağımıza karar vereceğiz ödül törenini. Dernek yönetiminde
roman, polisiye roman yazarımız Tuğba Turan bulunmakta, başkan yardımcısı. Esnaf Fatma Özçat'ın arkadaşımız var. El sanatları uzmanı kendisi. Yine Osman Güldemir, karikatür sanatçısı Enver Malkoç var. Ben başkanlığını üstlenmek zorunda kaldım onların ısrarıyla. Yine Erdal Aksoy adında bir şair arkadaşımız var. Güler Karabulut sekreterimiz, genel sekreterimiz. Kendisi diş rahatsızlığı olduğu nedeniyle bugün gelemedi. Güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz Karabük'te, Safranbolu'da. Yani harlamış olduğumuz ateşi sürekli harlayarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Heilbor Merkezi, Türk tur operatörü olan We Fly Tour, Esen'de Türk Seyahat Ajantaları ile buluştu. Nevizade Restoran'da We Fly Tour ve Coop TRR tarafından düzenlenen lansmana, Coop TRR Yönetim Kurulu üyesi Fatih Şenel, We Fly Tour Kurumsal Satış Müdürü Ufuk Sadık Mengi, Enerve eyaletinde faaliyet gösteren Türk Seyahat Ajantaları ile basın mensupları katıldı. Lansmanın organizatörleri olan Coop TRR Yönetim Kurulu üyesi Fatih Şenel ve Yes Ryzen firması sahibi Halil Yalçın'ın açılış konuşmasının ardından We Fly Tour Kurumsal Satış Müdürü Ufuk Sadık Mengi firma ve ürünleri hakkında davetlileri bilgilendirdi. Biz de dedik tek tek sizleri ziyaret edeceğiz. Hem bir araya gelmiş oluruz hem bir beraber yemek yemiş oluruz. Uzun zamandır görüşemedik. Kendileri davet ettiler. Öncelikle teşekkür ediyoruz We Fly Tour'a. Kısa zamanda haber verdik. Sizler de geldiniz. Çok da güzel oldu. Hem uzun zamandır görüşmemiştik. We Fly olarak 2 seneden beri sistemi kurmaya çalıştık. Aralık 1 itibariyle de biz de orada görünmeye başlandık. Şimdi We Fly dinamik olarak var. Kartvizitlerin arkasında görebilirsiniz. Fest of Holiday var. O klasik olan bir de Turku diye bir iş pazar ajantamız var. Bu size ileride şu yönden yardımcı olacak. Yapmış olduğunuz rezervasyonlarda İç pazardan gelecek olan misafirler sizi otele almıyor. Ama biz bunu Turku olarak aldığınızda size bu konuda yardımcı olmuş olacağız. Biz birlikte daha güzel olaylardan güzel günlerde buluşmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum. Akşam yemeği ve ardından Türk çayı ile kahvesi eşliğinde devam eden lansmanda Türk Seyahat Ajantaları yetkilileri taleplerini ve sorunlarını yönelterek lansman dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti. Coop TRR Yönetim Kurulu üyesi Fatih Şenel, We Fly Tour Kurumsal Satış Müdürü Ufuk Sadık Mengi ve Yes Ryzen firması sahibi Halil Yalçın, BRTV Özel şu açıklamaları yaptı. Coop TRR açılımı Türk Ajantalar Birliği. Bizim ana hedefimiz Türk turizmi. Türkiye ile ilgili olan değişik, fazla tanınmamış ürünlerle ilgili ajantaları bilgilendirmek, fuarlar düzenlemek, roadshow'lar düzenlemek. Bugünkü etkinliğimiz de o etkinliklerden biriydi. Firmamız 2 seneden beri hazırlıklarını yaptı. Aralık 1 itibariyle de piyasaya girdik. Şu an hedefimiz olan 60 bini 80 bin pax olarak tamamladık. Daha önümüzde 3 ay var. Herhalde bir 120 bin pax'ı 2024 senesinde bitirmiş oluruz. Şimdi We Fly tercih etme sebebi biz direkt otellerle direkt bağlantılar yapıyoruz. Uçak biletlerimizi kendimiz yapıyoruz. Bundan dolayı fiyat konusunda da rekabet ortamı yaratabileceğimize inanıyoruz. Tabii ki We Fly yeni bir şirket. Gerçi 2 senedir faaliyet gösteriyor ama bölgemizde de bir Türk şirketinin, bir Türk franchise'lerin olması bizi haliyle sevindirdi ve onurlandırdı. Bu vesileyle ben tüm güzel ülkemin güzel insanlarına selam ve sevgiler gönderiyorum. Güzel ülkemin güzel insanı Mehmet Bey'e buradan selam ve sevgiler gönderiyorum. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy, 1 Eylül'de başlayan 2024-2025 sezonunda hedeflerinin 300 bin tonun üzerinde fındık ihraç etmek olduğunu söyledi. Türk fındığı gerek kalitesiyle, gerek bu işi yapan ihracatçısı, imalatçısıyla dünyada kendini ispat etmiş. Son dönemlerde ihracatımız artıyor. Mesela Uzak Doğu'da özellikle, işte Çin piyasasında biliyorsunuz artış var. Bu özellikle de İhracatçılar Birliği'nin yapmış olduğu bazı çalışmalar var. Geçen hafta biliyorsunuz Hindistan'da bir tanıtım faaliyeti başlatıldı. Bu bakımdan yani bunlar olumlu gelişmeler yaratacak inşallah. Değişik ülkelerde değişik girişimlerde bulunuyoruz. Fuarlara katılıyoruz ihracatçılar olarak. Bunlar tabii bunların bir geri dönüşü var. Bu da ihracatın artmasına sebep oluyor. Onun için yani Türk fındığının geleceği
bakanlığımızın bu bölgeye bakışını biraz daha değiştirmesiyle daha da iyi olacak. Bu bazı kokarca gibi problemlerin ortadan kaldırılmasıyla beraber biz bu bölgede çok daha güçlü hale geleceğiz. Biraz gözümüzü Avrupa'nın dışına çevirirsek, farklı ülkelere gidebilirsek bu artış, ihracattaki artışı devam ettirme şansımız olacak. En azından bu sene olmasa bile geçen seneki kadar bir ihracat hedefimiz var. Ama bu hedefler her zaman %5, %10 aşağı yukarı oynayabiliyor. Piyasa şartları, koşullar şartları değiştiriyor. Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta deprem sonrasında yaşananlar canlandırıldı. İtfaiye ve sağlık personeli ile güvenlik güçleri senaryo gereği çıkan olaylara müdahale etti. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen deprem tatbikatına polis ve itfaiye ekipleri de destek verdi. Senaryo gereği Karadeniz açıklarında 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından sağlık personeli hasta ve hasta yakınları panik halinde hastane bahçesindeki toplanma alanına çıktı. Yeterli sayıda personelimiz, güvenlik elemanımız, herkes hazır halde. Öyle bir durum söz konusu değil. Hastanenin bazı bölümlerinde yangın çıkması üzerine başhekim Ümit Çağlı mor kod vererek yoğun bakımdaki hastaların başka hastanelere nakledilmesini sağladı. Hastane içinde peş peşe yaşanan olayları başlarda gerçek sanan bazı hasta ve yakınları ise tatbikatı merakla takip etti. Başhekim Çağlı basın mensuplarına tatbikat hakkında bilgi verdi. Karadeniz açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Hastanemizin A ve B bloklarında hafif bir hasar gelişmiştir. Ancak hizmet akışını etkilememiştir. Genel yoğun bakım 2 ünitemizin dış alanında yangın gerçekleşmiş. Hastalarımız ve personellerimiz sağlıklı bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Acil servise depremden etkilenen birisi kimyasal yaralanma olmak üzere 220 hasta müracaat etmiştir. Acil serviste alanında müdahalede bulunan hastalarımızın 55'i yatışı sağlanmıştır. 12 hasta da acil ameliyata alınmıştır. 9 tane can kaybımız mevcuttur. Hastalarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Bu esnada bir çocuk kaçırma olayı gerçekleşmiş. Ekiplerimizce kısa sürede çocuk bulunmuş ve şüpheli emniyete teslim edilmiştir. Afetzedelere, tüm milletimize geçmiş olsun diliyorum. Kastamonu'da özel bireylerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan Ahşaba Özel Dokunuş Projesi'nin kapanış sergisi gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce desteklenen Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği'nce hazırlanan Ahşaba Özel Dokunuş Projesi'nin kapanışı Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, burada yaptığı konuşmada hayalleri olan bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bugün kapanış programımız ama bizim proje kapanış programımız ve sürdürülebilirlik noktasında biz elimizden geleni yapacağız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bizim açık bir yaramız var. Bizimle sabahleyin uyanan biz bu yara için mücadele vereceğiz. Çünkü bizim bir dakika boş vaktimiz olmaması gerekiyor. Çünkü çocuklarımızı emanet edeceğimiz bir devletimiz olacak ve devletimize çocuklarımız bir yük değil de onları devletimize nasıl destek olsunlar onun derdindeyiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Daire Başkanım bugün de bize sürpriz oldunuz. Allah razı olsun hepinizden. Ayaklarınıza sağlık. Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım ise proje kapsamında özel bireylerin ahşapla ilgili eğitim aldığını anlattı. Proje kapsamında özel bireylerimiz ahşapla ilgili eğitim aldılar ve bugün eserlerini sergiliyorlar. Yine kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında Ankara Etim Mesput Belediyesi'ne ait Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaret edilerek tecrübe paylaşımında bulunmuştu. Özel bireylerimiz de ailelerine yönelik trafik konusundan başlayarak ilk yardım, bireysel gelişim, fotoğrafçılık dahil olmak üzere çok güzel eğitimler gerçekleştirdik. Ve proje kapsamında yürüttüğümüz bütün çalışmaları bir araya toplarak kalıcı bir hale getirdiğimiz dergimizi çıkarttık.
Konuşmaların ardından AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ile Serap Ekmekçi, Gençlik ve Spor Bakanı Personel Disiplin Değerlendirme ve Takip Daire Başkanı Onur Şahbaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ve Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin öğrenciler tarafından hazırlanan ahşap ürünlerin sergisini gezdi. Gün Medya Grup Onursal Başkanı ve Gün Medya Grup Kastamonu Spor Başkanı Cengiz Aygün'ün torunu Hülya ve Ali Aygün'ün çocukları Ali Cengiz'in sünnet merasimi Kastamonu'da gerçekleştirildi. Başkan Aygün, Ali Cengiz'in sünnet merasimini Kastamonu'da olmasını istediğini belirtti. Aygün ayrıca Gün Medya Grup Kastamonu Spor'un hafta sonu evlerinde seyircisiz oynayacakları Batman Petrol Spor mücadelesi için de takımına güvendiğini ve ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Sünnet düğününe kent protokolünden isimler, Gün Medya Grup Kastamonu Spor futbolcu, teknik ekip ve yöneticileri, Karabük İdman Yurdu kulüp yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şimdi Tevali Cengiz 6 yaşında, aslında biz sünnetimizi de İstanbul'da planlamıştık ama Ali Cengiz rüyasında görmüş, ben illa ata bineceğim Kastamonu'da ve sünnetimi Kastamonu'da yapacağım demiş. Onun için programı değiştirdik. Kastamonu'da hemşehrilerimizle beraber yapıyoruz sünnetini. Allah tamamına erdirsin. Rabbim onları, bütün çocuklarımızı, sadece Ali Cengiz'i değil, güzel bir hayat yaşamalarını nasip etsin diyelim. İnşallah Rabbim evliliklerinden nasip etsin, bizlere de göstersin diyelim. Çocuklar hazır maça. İnşallah Allah utandırmasın. İnşallah seyircisiz oynayacağız ama maçımızı inşallah iyi bir skorla sonuçlandıracaklar maçlarını. İyi bir başlangıç yaptık. Allah utandırmasın. İnşallah sonu da güzel gelsin. Karabük'te zehirli örümceklerden Argiop lobata türüne rastlandı. Üzüncü Yıl Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde örümcek görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri örümceği kavanoza aldı. Yapılan incelemede bu türün zehirli örümceklerden Argiope lobata olduğu belirlendi. Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cumhur Güngöroğlu, bu türün Türkiye'nin farklı bölgelerinde görülmeye başlandığını söyledi. Güngöroğlu, Argiope lobata türüne Türkiye'de genellikle Akdeniz bölgesinde rastlandığına, ağlarını zikzak şeklinde ördüğüne işaret ederek şunları kaydetti. Oldukça iri örümceklerdir. Erkekleri 6 cm civarındayken dişileri erkeklerin yaklaşık 4 katı uzunluğa, 25 santimetreye erişebilir. Zehirli örümceklerdir fakat insanlar için tehlikeli bir tür olarak kabul edilmezler. Yine de bebeklerin, sağlık sorunları bulunan yetişkinlerin veya örümcek ısırığına karşı hassasiyeti olan bireylerin dikkat etmesi gerekir dedi. Oo, nasıl bir örümcek ya? Azavaylı kadınların giydiği geleneksel şapkalar yeniden tasarlandı. Geleneksel kadın başlıkları konusunda 44 yıl önce çalışma yapan emekli öğretim üyesi Doktor Lale Özder, Ankara Hacı Bayramveli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları bölümünde görev yaparken Kastamonu'nun Azdava ilçesinde kadınların giydiği 600 yıllık kıyafetlerle tanıştı. Azdava ilçesinde kadınların giydiği yöresel şapkaları kullanarak yeni tasarımlar ortaya koymak isteyen Özder, 2 aylık çalışmanın ardından 20 yeni şapka modeli geliştirdi. Tasarladığı şapkaları Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi'nde açtığı sergide beğeniye sunan Özder, üniversitede görev yaptığı dönemde şapka üzerine dersler verdiğini söyledi. Samonu'nun Azdava ilçesindeki çiçek bahçesi gibi kadınların kullandığı başlıklar çok ilgimi çekiyordu her defasında. Azdava'ya gidip nasıl yaptıklarını da gözlemiştim. Bu şapkaların altyapıdaki modelinin kraliyet ailesinin kullandığı fantezi şapkalarla aynı olduğunu söylüyordum her defasında. Bunun iyice pekiştirilmesi gerekiyordu. Azdavay kadın şapkaları altyapı olarak fantezi şapka görünümünde aslında. Kendileri de fantezi şapka kullandıklarının belki farkında değillerdi.
Bunu iyice pekiştirmek istedim. Bunun farkında olmalarını istedim. Bu altyapıyı kullanarak birazcık üst kısmında geniş, başa oturan bir bölümü var şapkanın. O formu kullanarak fantazi şapkalar çalıştım. Altyapı hepsinde aynı olmasına rağmen üstünde kullandığım kumaş ve süsleme farklı olunca binlerce model çıkacağını ortaya çıktığını göstermek istedim. Ve küçük bir yol açılsın istedim. Bu konuda çalışacak tasarımcılara, öğrencilerimize, moda tasarımcılarına sadece Azdava şapkasının sadece alt formunu kullanarak binlerce model üretebileceklerini görsünler istedim. Düzce'de kaldırımda yürüyen kişinin cebinden çıkardığı çakmakla palmiye ağacını ateşe verip kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Düzce Belediyesi'nin ilk sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda yazıklar olsun bu neyin öfkesi. Mehmet Akif Caddesi'ndeki işletmenin önünde bulunan palmiye ağacını ateşe veren, insanlıktan nasibini almayan vandalları tarif edecek bir söz bulamadık ifadelerine yer verildi. Görüntülerde Mehmet Akif Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin kaldırımda yürüdüğü sırada cebinden çıkardığı çakmakla palmiye ağacını ateşe vererek kaçması ve kısa sürede ağacın tamamını saran alevleri esnafın kovalarla ve hortumla su tutarak söndürmesi yer alıyor. Polis ağacı yakan şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Samsun'da 1194 dekar alanda kurulan Samsun Vafra Tarım'a dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde 48 bin metrekare alanda oluşturulan serada ilk fideler toprakla buluşturuldu. Sera OSB'deki 24 bin metrekarelik 29, 40 bin metrekarelikte 1 olmak üzere 30 bitkisel üretim parselinin 26'sı yatırımcılara tahsis edildi. Tahsisi yapılan alanlara firmalar seralarını kurma çalışmalarını sürdürüyor. Serasını tamamlayan ilk firma olan MBS Seracılık, Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi ise üretime geçti. Firma tahsis edilen 48 bin metrekarelik alanın 9700 metrekarelik bölümüne marul çeşitleriyle yeşil soğan fideleri dikti. İl Tarım Orman Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı konuşmada şunları kaydetti. İnşallah buraya bir çok büyük rol model olacak bu Bafra'da. Birisi yazlık, birisi kışlık diyoruz ya. Bir de ikisinin ortasında olmadığı dönem var. Bunu da seralarla inşallah kapatacağız. Yani bir tarafta yazdık. Baharlar var bir de. Sonbahar, ilkbahar var. Bu kışlık ve yazlığın ortasında hiç üretimin olmadığı alanları da biz seralarımızla inşallah kapatacağız. İleride hem Avrupa Birliği'nde hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden talepler var. Neyi? Hazır yemek. Yani bunu 1 kilo, 2 kiloluk sebzenin karışımıyla birlikte dondurulmuş sebze yemeğini atıp inşallah oralara da ihraç edeceğiz. Buralar bizim için önemli. Her istediğimiz zamanda her ürünü bulma açısından sera bizim için önemli. Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk kurulan seranın işletme müdürü Ahmet Uysal da seracılık anlamında büyük bir tesis kurduklarına dikkati çekerek şunları kaydetti. Burası toplamda 53.200 metrekarenin içinde 46.000 metrekare üretim alanı olmak üzere. Bunun 9700 metrekaresi NFT ve dipbahtır olan sulu tarım dediğimiz sarımla yatırım yapılıyor. Geri kalan 33600 metrekaresi topraksız tarımda çilek olarak yapılacak. 2200 metrekarede teknik alan ve otomasyon alanımız var. Çileği yurt dışına vermeyi planlıyoruz. Yeşillikleri de NFT ve dipbahtırı da iç piyasa vereceğiz. Sevgili izleyenler, ana haber bültenin sonuna geldik. Pazartesi tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Emko İyi Kombi ekonomi haberlerini sunar.
Emko İyi Kombi ekonomi haberlerini sundu.